Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size dolaşım sistemi ve bağışıklık sistemi ile ilgili soru çözüm yapacağım. Birinci sorumuza bakalım. Diyor ki insanda kapalı dolaşım sisteminin bir bölümü aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre açlık durumundaki insanda hangi numara ile gösterilen damarda organik besin konsantrasyonu en azdır? Yani açlık durumunda hangi damarda daha az besin var? Arkadaşlar besin ince bağırsaklardan direkt karaciğere gönderiliyordu değil mi? Hangi damarla gönderiliyor? Kapı toplar damarıyla. Şimdi eğer ki açlık durumu varsa ince bağırsakta bir besin var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla kapı toplar damarındaki besin konsantrasyonu en az olan damardır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı yani 5 numaralı damar olacak. Peki tokluk durumu deseydi, tokluk durumunda en az olanı sorsaydı ne olacaktı? Bu sefer karaciğer olacaktı arkadaşlar. Karaciğer toplar damarı olacaktı. Ama bize açlık durumunu sorduğu için cevabımız 5. Damar oluyor. Geçelim ikinci grafiğimize, ikinci sorumuza. Grafikte kan damarlarındaki ortalama kan basıncı gösterilmektedir. Şimdi kan basıncını göstermiş burada. X'i, Y'i, Z'yi buluruz. Arkadaşlar X atar damardır. Atar damarlarda kan basıncı en yüksek. Y kılcal damardır. Z de toplar damardır. Bakın kan basıncı atar damardan toplar damara gittikçe azalır. Şimdi bakalım diyor ki X, Y, Z damarları ile ilgili hangileri doğrudur? Diyor ki X ile gösterilen damar atar damardır. Evet zaten yazdık doğru. Z vücuttaki kirli kanı kalbin sağ kulakçığına getiren damar olabilir. Z neydi? Toplar damar. Evet kirli kanı getirebilir doğru. Y ile gösterilen damar toplar damardır demiş. Yanlış bakın. Y için ne yazdı? Kılcal damar dedik. Yanlış. Y ile gösterilen damarların toplam çapı en fazladır. Y kılcal damar olduğu için kılcal damarların toplam çapı arkadaşlar diğer damarlara göre daha fazladır. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı 1, 2, 4 olacak. Geçelim 3. sorumuza. Diyor ki insan kalbinin çalışması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar çalışmada bizim bir şifremiz vardı. Neydi? İşte bir tane kız geliyordu yanınıza veya erkek geliyordu yanınıza. Size diyordu ki selamünaleyküm. Daha sonra kulakçıklarınız kasılmaya başlıyordu. Kulakçıklar kasılır. Daha sonra siz de diyordunuz ki aleyküm ve selam. Hani selamünaleyküm duydunuz ya kulaklar kasıldı. Sonra siz de dediniz ve aleyküm selam diyecek yerde aleyküm ve selam dediniz. Sonra ne oldu? Hisler aranızda bir his oluştu arkadaşlar. Purkinje lifleriyle his demetler uyarıldı. Sonra da karıncıklar kasıldı. Karıncık karnınızda bir kasılma başladı. Bu kasılma işte kelebekler falan uçuşmaya başladı diyebiliriz. Evet şifremiz bu şekilde. Diyor ki ilk kasılma sağ kulakçığın üst arka duvarında bulunan sinüatriyel düğümün uyarısıyla başlar. Evet bakın SA dedik değil mi? Sinüatriyel düğüm bu doğru. Vagus sinirinden salgılanan asetilkolin hormonu kalp atışını hızlandırır. Arkadaşlar vagus siniri parasempatik bir sinirdir. Dolayısıyla kalp atışını yavaşlatır. Bu gider. Otonom sinirleri kesilen bir kalp çalışmaya devam eder. Arkadaşlar kalp kendi uyarısını kendisi oluşturduğu için beyne bağlı değildir. Dolayısıyla otonom sinirler kesilse de çalışmaya devam eder. Doğru. Karıncıkların kasılması sırasında kalp içindeki kanı atar damarlara pompalar. Karıncıklar nereye bağlıydı? Atar damarlara bağlı. Dolayısıyla kasıldığında da içindeki kan atar damara gidecek. Cevabımız 1-3-4 yani denizli şıkkı olacak. Geçelim 4. sorumuza. Diyor ki aşağıda kanın pıhtılaşması gösterilmiştir. Numaralı maddelerden hangileri kanda sürekli bulunup sadece pıhtılaşma sırasında oluşmaz? Arkadaşlar kanda sürekli bulunan bir kere protrombin dediğimiz maddenin kanda sürekli bulunması gerekiyor. Çünkü bunun üretilmesi oldukça zordur. Hani kanama olduğu zaman zaten trombositler uyarılıyor ve protrombin trombin haline getiriliyor. Bu yüzden de sürekli bulunmak zorundadır. Daha sonra bakın kalsiyum demiş. K vitamini ve kalsiyum bunlar yine sürekli bulunmak zorundadır kanda. Bir de arkadaşlar fibrinojen. Fibrinojen kanın pıhtılaşmasını sağlayan protein. Bunun da sürekli kanda bulunması gerekiyor. Cevabımız 1-3-5 yani Edirne şıkkı oluyor. Geçelim 5. soruya. Diyor ki kalbin kendi impulsunu üreten ve düzenli çalışmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar kalbin kendi impulsunu üreten hangisiydi?
Sinoatriyel düğümdü değil mi? Sinoatriyel düğümde ilk olarak oluşuyordu. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Canlı vücudundan çıkarılan kalbin uygun bir çözeltiye konulunca bir süre devam etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Neden açıklıyor arkadaşlar? Kalp kendi ritmini kendisi oluşturuyor. Yani kendi çalışmasını kendisi oluşturuyor arkadaşlar. O yüzden de bu açıklayacak. Sinirlerle bağlantısı kesilse bile kalp bir süre kendine impuls üretebilir. Kalbin konulduğu çözeltide yüreğin çalışması için gerekli enerji vardır. Hayır, bununla hiç bilgisi yok. Kalp otonom sinirlerle yönetilmektedir. Hayır, bu da değil. Kalpteki kan miktarı fazladır. Hayır. Kalp canlılığını kaybetmemiştir. Evet arkadaşlar, cevabımız E şıkkı olacak. Kalp canlılığını kaybetmemiştir. Bağlantısı kesilse bile zaten kendi ritmini kendisi oluşturduğu için canlılığını kaybetmeden yaşayabilir. Tabii onun da bir süresi var. Sanırım 2 saat içerisinde nakil yapılacaksa nakledilmesi gerekiyor. Geçelim 7. sorumuza. İnsan dolaşım sistemleri ile ilgili özelliklerinden hangisi doğru değildir? Doğru değildir. Kanın atar, kılcal ve toplar damarlarda dolaşması. Evet doğru. Üçünde de dolaşıyor. Kanın solunum gazları, sindirim ürünleri ve metabolik atıkları taşıması. Bu da doğru arkadaşlar, taşır. Solunum organında temizlenen kanın doğrudan vücuda pompalanması. Şimdi bakın, solunum organında temizlenen kanın doğrudan vücuda pompalanması. Direkt önce kalbe gelmesi gerekiyor. Burada bir doğrudan demesi bizi bir şüphelendirmesi lazım. Dursun bakalım. Atar ve toplar damarlarda doku hücreleriyle ilgili madde alışverişinin yapılmaması. Evet, nerede yapılıyor madde alışverişi? Kılcal damarlarda yapılıyor. Doğru. Kalbin karbondioksit taşıyan kanı solunum organına pompalaması. İşte evet, bu da doğru arkadaşlar. Bakın burada kanın doğrudan vücuda pompalanması dediği için yanlış olacak. Solunum organında temizlenen kan önce kalbe geliyor. Daha sonra vücuda pompalanıyor. O yüzden yanlış şıkkımız C şıkkı olur. Geçelim 8. sorumuza. Diyor ki, kapalı dolaşım sistemine sahip bir canlıda kan atar damarlardan toplar damarlara doğru ilerlerken aşağıdakilerden hangisinde değişiklik olması beklenmez? Bir kere arkadaşlar, oksijen miktarı değişecek çünkü kirlenecek kan. Karbondioksit miktarı değişecek çünkü oksijeni verip karbondioksiti alacak. Kan basıncı atardan kılcala doğru toplara doğru gittikçe azalıyor. Kanın akış hızı arkadaşlar yine değişiyor ama hemoglobin miktarı değişmez. Hemoglobin kanda bulunan oksijen ve karbondioksit taşıyan proteindir. Bunun miktarı sabittir arkadaşlar, değişmez. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki, aşağıdaki şekilde bir insanın kalp yapısı ve kalple bağlantılı olan damarları gösterilmiştir. Evet, damarlarımızı göstermiş. Diyor ki, şekille ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım, kirli ve temiz kan birbirine karışmaz. Zaten şekle bakmamıza gerek yok. İnsanlarda karışmıyor arkadaşlar. Kuşlarda ve memelilerde kirli ve temiz kan birbirine karışmıyor. Bunu unutmayalım. Akciğer atar damarı sağ karıncıktaki kirli kanı akciğerlere götürüyor. Hemen bakalım. Normalde buna direkt doğru dememiz lazım ama diyelim ki aklımıza gelmedi. Mavi ile boyananlar kirli, kırmızı ile boyananlar temiz kandır arkadaşlar. Bakıyoruz, bakın. Akciğer atar damarı nerede? Şurada. Bakın burada. Ne yapacak bu? Kirli kanı akciğerlere götürecek. Doğrudur arkadaşlar. Temiz kan akciğer toplar damarı ile kalbe gelir. Evet, bu da doğru. Kalpteki temiz kan aort ile organlara gönderilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kalbin kulakçıklarının kasılmasıyla kanın atar damarlara doğru hareketi sağlanır. Bakın bu yanlış. Neden? Çünkü atar damarlara bağlı olanlar nereler? Karıncık kısımları, yani şuralar. Kulakçıklar karıncıklara kanın gitmesini sağlıyor. Karıncıklar da atar damarlara gitmesini sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim 10. sorumuza. Vücudumuzdaki kan damarlarının hangilerinden geçerken içindeki karbondioksit miktarı azalır, oksijen miktarı artar? Arkadaşlar, karbondioksitin azalıp oksijenin arttığı tek damar vardır. O da akciğer kılcal damarıdır.
Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız 2 akciğer kılcal damarı olacak. Diğer damarlardan geçerken oksijen azalır, karbondioksit artar ama akciğerde tam tersi durum gerçekleşir. Evet, sorumuz bu şekilde dolaşım sistemi ile ilgili. Şimdi bağışıklık sistemi sorularımıza geçelim. Bakalım, diyor ki hastalık etkeni olan bir bakterinin insan vücuduna girişinden iyileşmenin tamamlanmasına kadar geçen sürede meydana gelen değişimler grafiklerde gösterilmiştir. Bakın, bakıyoruz şuraya. Kuluçka dönemi, hastalık dönemi, iyileşme dönemi, bunları vermiş. Şimdi vücut ısısı, bakteri ve antikor miktarını da vermiş ayrı ayrı grafiklerle. Hastalık döneminde vücut ısısı artmış. Bakteri sayısı hastalık döneminde artıyor. Kuluçka döneminde herhangi bir şekilde artış yok. Daha sonra iyileşme ile birlikte azalıyor. Antikor miktarı arkadaşlar hastalık döneminde artıyor. Daha sonra azalıyor ama tamamen bitmiyor. Diyor ki bu grafiklere dayanarak hangisine ulaşılamaz? Hastalık sürecinde antikor üretimi hızla artar. Baktığınız zaman evet, antikor üretimi hızla artmış, doğru. Hastalık başlangıcında bakteriler hızla çoğalır. Bakın arkadaşlar, hastalık başlangıcına baktığımız zaman başlangıç kısmında, yani kuluçka döneminde bakteri miktarı sabit, hızla artmamış. O zaman bu yanlış olabilir ama diğerlerini okuyalım. Kuluçka süresi boyunca vücut sıcaklığında artış olmaz. Bakıyorum, evet, kuluçka süresinde vücut sıcaklığı artmamış, doğru. İyileşme sürecinde vücuttaki bakteri sayısında bir artış olmaz. Bakıyorum iyileşme sürecine, bakteri sayısı azalmış, artmamış, doğrudur arkadaşlar. O zaman şöyle, buna da doğru diyelim. Hastalıktan sonra vücuttaki antikorlar tamamen yıkılır. Arkadaşlar bakın, hastalıktan sonra vücuttaki antikorlar tamamen yıkılmıyor. Bir sürü antikorumuz kalıyor. O yüzden bu yanlış olacak. B şıkkına tekrar bakalım. Hastalık başlangıcında bakteriler hızla çoğalır. Evet, bakın, hastalık başlangıcı derken ben kuluçkaya bakmışım. Hastalık başlangıcı şu kısım, bakteriler hızla çoğalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkı da doğru olacak. C yanlış şıkkımız ne olur? Edirne şıkkı olur. Geçelim ikinci sorumuza. Aşağıda 3 farklı kişinin bazı hastalıklarla ilgili durumu belirtilmiştir. Bu kişilerden hangilerine ilgili hastalığın aşısının yapılması uygun değildir? Bakalım, verem hastalığı geçirmekte olan, kaba kulak hastalığına yakalanmamış, kızamık hastalığı geçirmiş. Arkadaşlar aşı sağlam kişiye yapılır. Bu yüzden biz hasta olan ve hastalığı geçirmiş olan kişiye aşı yaptığımızda herhangi bir şekilde etkisi olmaz. Verem hastalığı geçirmekte olana aşı yapılmaz. Kızamık hastalığı geçirmiş olana aşı yapılmaz. Ama kaba kulağa yakalanmamış olana ne yapacağız? Aşıyı yapacağız ki biz önceden önlemimizi alacağız. Burada uygun değildir dediği için cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Geçelim diğer sorumuza. Vücuduna hastalık yapabilecek dozda patojen bakteri giren bir insanda vücut sıcaklığı, kandaki antikor miktarı ve akyuvar sayısının değişimi ile ilgili hangisi doğrudur? Arkadaşlar hepsi artmaz mı? Bakın, vücut sıcaklığı da artar, antikor miktarı da, akyuvar sayısı da artar. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Dördüncü soru. Aşağıdaki grafik XYZ bakteri türlerinin birey sayılarında ortamdaki bir antibiyotiğe bağlı olarak meydana gelen değişimlerini göstermektedir. Şimdi bakın, X direkt ne olmuş? X bakterisi ölmüş, yok olmuş. Y bakterisi biraz daha dayanıklı ama en dayanıklı olan hangisi? Z bakterisi. Grafikteki bilgilere dayanarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Antibiyotiğe direnci en fazla olan bakteri türü Z'dir. Doğru arkadaşlar. Bakteri türlerinin üçünün de antibiyotiğe dirençli bireyleri vardır. Şimdi bakın, X direkt yok olmuş. O zaman ben buna vardır diyemem. Gitti. X ve Y türlerinin bu antibiyotiğe dirençleri aynıdır. Hayır arkadaşlar, aynı olsaydı grafikte aynı yerde olurlardı. O yüzden yanlıştır. Cevabımız ne olur? Adana, yani yalnız 1 olur. Geçelim diğer sayfamıza şöyle. İnsanda bağışıklığı sağlayan aşı ve serumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşı ve serum. Diyor ki aşı zayıflatılmış antijen içerir, serum antikor içerir. Doğrudur arkadaşlar.
Aşı sağlıklı insana uygulanır. Serum hastalığı geçirmekte olan kişilere uygulanır. Doğrudur. Aşı mikrop ve öldürücü madde içerir. Mikrop öldürücü madde. Serum antikor üretici madde içerir. Bakın bu yanlış. Aşı direkt mikrobun kendisini içeriyor. Serum da direkt antikoru içeriyor arkadaşlar. Bu yanlış olacak. Aşı aktif bağışıklık sağlar. Evet, antikoru kendimiz üretiyoruz aşıda. Serum pasif bağışıklık sağlar. Antikoru hazır alıyoruz. Doğru. Aşı hastalıktan koruyucu özelliktedir. Serum tedavi edicidir. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim 6. soruya. Aşağıda birinci grafik serum verilen, ikinci grafik aşı yapılan kişilerin kan plazmalarındaki antikor miktarlarının zamana bağlı değişimini göstermektedir. Arkadaşlar bakın, serum verildiği zaman ne olmuş? Antikor miktarı artmış ama daha sonra antikorlar bitmiş. Ama aşı yapıldığında ne olmuş? Bir süre antikor üretimi beklenmiş. Sonra antikorlar artmış, yavaş yavaş azalmış ama tamamen bitmemiş. Kanda hala antikor var. Diyor ki, yorumlardan hangisi yapılamaz? Serum verilen kişinin kan plazmasındaki antikor miktarı serumun veriliş miktarına bağlıdır. Şimdi bunu yapabilir miyiz acaba? Bilemiyoruz. Bir dursun bakalım. Serum antikor içermektedir. Evet, direkt antikor veriyoruz. Aşı kişide antikor oluşumuna neden olur. Doğrudur arkadaşlar. Serumla verilen antikorların koruyuculuğu aşı ile oluşan antikorlara göre daha yüksektir. Bununla ilgili bir yorum yapamayız arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli şıkkı olacak. Aşı yapılan kişi aşı ile ilgili hastalığı daha önce geçirmemiştir. Zaten hastalığı geçirmiş kişiler bağışıklık kazandığı için aşı yapmamıza gerek yok. A şıkkını da okuyalım. Diyor ki, serum verilen kişinin kan plazmasındaki antikor miktarı serumun veriliş miktarına bağlıdır. Aslında doğru. Ne kadar fazla serum verilirse o kadar fazla antikor vücuduna girer. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Geçelim 7. sorumuza. Patojen olan mikroorganizmalarla ilgili patojen neydi? Hastalık yapıcı demektir. Oluşturdukları hastalık belirtileri birbirinden farklıdır. Mikrop çeşitlerinin insan vücuduna girmesi sonucu hastalık belirtilerinin oluşmasına kadar geçen süre farklılıklar gösterir. Kuduz virüsü sinir sistemine, su çiçeği virüsü deriye yerleşip çoğalabilir. Diyor ki, ABC bilgileri ifadelerinden hangileriyle doğru eşleşir? Şimdi bakalım, diyor ki oluşturdukları hastalık belirtileri farklıdır. Bakıyorum, her mikroorganizmanın etkisi aynı değildir. Her mikroorganizma vücudun belli bir bölgesine yerleşir. Kuluçka evresi mikroorganizmanın çeşidine, sayısı ve konağına göre değişir. O zaman ne olacak? Hangisine denk gelecek? Her mikroorganizmanın etkisi aynı değildir. Yani A ile 1 eşleşecek arkadaşlar. Şöyle A ile 1. Mikrop çeşitlerinin insan vücuduna girmesi sonucu hastalık belirtilerinin oluşmasına kadar geçen süre. Süre ile ilgili bir şey. O zaman kuluçka evresi, bakın, B ile 3 eşleşir. Zaten C'ye de ne kaldı? 2 kaldı. Cevabımız ne olacak o zaman? A'ya 1 gelecek, B'ye 3, C'ye de 2 gelecek. O zaman cevabımız A şıkkı olur. Geçelim 8. soruya. Virüs ve bakteri gibi enfeksiyon yapan etkenlerden korunmak için virüs ya da bakterinin küçük dozlarda ısıtılıp öldürülerek ya da enfeksiyon yapma yeteneği azaltılarak sağlıklı kişiye verilmesi uygun olur. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Aşı diyoruz, değil mi? Cevabımız aşı olacak. Geçelim 9. soruya. Aşağıdaki maddelerden hangisi insanda aktif bağışıklık sağlamaya yardımcı olur? Aktif bağışıklık sağlaması için mikrobun girmesi lazım. Biz mikroba bağışıklık sisteminde ne diyoruz? Antijen diyoruz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı, antijen olur. Evet, videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Dolaşım ve bağışıklık sistemi ile ilgili soru çözümü yaptık. Sonraki videoda solunum sistemi, boşaltım sistemiyle devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.